Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Cartel Tycoon oynayacağız. Bu tamamen bu oyun pamuk şeker yetiştiriciliği, naneli şeker yetiştiriciliği. Öyle oyunlar. Yani tamamen bir oyundur ve kişi ve kurumlara ve çalışanlara şey olmamaktadır. Neden onda atıfta bulunmamaktadır ve gerçek değildir. Öyle yani. Şu an nasıl diyeyim size, serbest oyun başlamak istiyorum. Hikayeyi boş ver. Kuralları ben koyacağım. Şimdi logomuz bu olsun galiba. Cartel. Emilio Garcia bilmem ne bir şey yapabilirdim ama Pablo bana gerek yok. Bizim adımız ne olsun? 17-25 mi olsun? Ya da olmasın ya. Şimdi telif melif yeriz anasını satayım. Ne olsun? Beyaz şekerleme. Beyaz şekerleme Ayşe diyelim biz ona. Evet, çok da şey yapmayalım. Aynen, beyaz şekerleme partisi. Aynen, beyaz şeker... Yok, beyaz şekerleme anonim bir şirket daha iyi, aynen. Kapımız kim olsun, değiştirebiliyoruz. Felix Figo... Jesus Garza. Garza olsun, başlangıç bölgesi de... Oha, zor mu? Kardeşim, bir dakika. Normal. Biz o kadar çok... Amşamı bilmiyoruz yani, anladın mı? Tekrardan söylüyorum. Bu oyun tamamen bir oyundur. Anladın mı? Gerçeği yansıtmamaktadır. Başıma bundan sonra bir şey gelirse bu sorumuzu Google Play Store'dur. Ne diyeyim abi yani. Hazır zaten karantinadayız 14 gün 15 gün. Bari kaldım Cartel Tycoon oynayalım dedim yani. Bir de çekeyim dedim. Evet. Bize de bulaştı kardeşim. Bize de bulaştı. Ya biz ilah değiliz yani, tövbe yarabbim. Biz de hasta olabiliyoruz. Herkes gibi. Şimdi hemen bizim bir depo. Şimdi ilk önce bir depo yapalım aga. Ama depodan önce bir bakalım. Şimdi bizim yerimiz burası abi. Bu bölge bizim ele geçirdiğimiz bir bölge. Çiftliğe bakalım. Şimdi bak, verimlilik %30 abi, her yerde 30 ya. Bu ne abi ya? Evet, pek verimli olamayacağımız söyleniyor. Çünkü pek neyse o zaman. Hemen bir yol çizelim abi. Kum. Hemen havalimanı da yakın olsun abi. Sık sık getirelim böyle, tamam mı? Nasıl olsa bu yol ücretsiz abi. Şöyle bir tamam. Çiftliğimizi kuralım, tamam mı? Şimdi. Bir çiftlik. İki çiftlik. Buralarda şeker pancarı üreteceğiz arkadaşlar. Ülke ekonomimize katkı sağlayacağız. Bak ne diyor burada? Sebze diyor, kahve diyor, tavuk diyor, anladın mı? Tavuk yetiştiririz biz burada. Bak, hiç duydunuz mu siz? Tarlada tavuk yetiştirdi. Yetişmiyor ama biz yetiştireceğiz. Endüstriyel tarım işte, anladın mı? Şimdi buraya para lazım diyor abi. İnşaat edeceğiz, inşaat etmemiz için. Şuraya da bir depo atacağız abi, anladın mı? Şöyle her şeyimiz düzenli olsun ki yarın bir gün biz bir milletvekili falan ziyaret etmeye gelir, anladın mı? Her şey iyi olsun yani. Biliyorsunuz yani, tarlaları ziyaret etmeye bayılıyor insanlar. Anladın mı? O yüzden... Eyvah, daralıyor ya. Dur. Şimdi nasıl yıkacağız bu yolu? Şöyle mi? Yık. İlk önce tarla yapıp sonra onu yapsak daha iyi. Tamam, aynı yola bağlayabiliyormuşuz. Daha iyi abi.
Neyse ben gene de buradan böyle bir yol çizeyim de. Tamam böyle bitsin. Tamam. Şimdi bizim adamımız nerede? Şimdi dayı gel bakalım. Teslimat yap. Daha sonra git diyelim ya. Para getirsin bana. Para getirmesi için şey yapmam lazım da. Teslimat yap demem lazım da ama. Ama bir dakika. Biraz 3x çekelim şu oyunu bir hemen. He olmadı anladım abi. Şimdi teslimat yap deyince. Dur. Bizim şu binaya gidelim. Buradaydı galiba. Otelde mi para? Evet paramız oteldeymiş. Ben ya salak görmemişim. Otelden sonra seçmem gerekiyor galiba orayı. Hatırlamaya çalışıyorum çünkü oyunu bir de. Malolo savunuldu. Darken dayı. Oo, belediye başkanına bak sen. Çok seksiymiş. Şimdi geldik abi. Teslimat yap. Para. Sınırsız abi. İlk önce depoyu yap abi git. Bunu biraz gideceğiz geleceğiz galiba. Çünkü şimdi depodur falan da fil pişmandır. Oha 12.000 ona veriyorsan dayı tarlalara kaç vereceğim? Tarlalara kaç vereceğim? Oha hepsi tek tek ya. Gitmem gerekecek. Depo deposu dolu mu? Dayı hop ne yapıyorsun ya? Eyvah hayır. Saludos. Şuraya geleceğim da işte. Oğlum çok uzak ya. Şuradan bir yol çizeyim bari de oradan gelsinler bana. Orada da para var biraz. Para burada demiş ya. Aynen. Para orada abi. Biraz öyle bir oyunun şeyliği varmış. Anladım abi. Tüm parayı alınca yanına diğer tarafa bırakıyor. Bu sefer de para burada olacak. Neyse sıkıntı yok. Böyle halledeceğiz bu işi. Halledeceğiz bu işi. Hemen git abi. 6.000 paramız kaldı. Hemen. Teslimat at. Yetiyor galiba bunlar. Evet. Tamam. Şimdi bunun yolu yok diyor. Nasıl oluyorsa yolu yok diyor abi. Ben anlamadım. Tamam. Şimdi git abi. Şuradaki parayı yedirmeyelim oğlum. Paramız yok zaten. Teslimat yap. Şuraya götür. Tamam. Burası kaç alıyordu bilmiyorum. Depo ama. Dur bakayım. Depo kaç alıyormuş? 3. Oo biraz fazla. Teslimat. Tamam 2800'ü geri götür abi. Tamam otele geri götür. Şimdi bunlar niye kırmızı yanıyor? Niye duraklattın oğlum? İşletme masadan önce para mı yok? Dayı para var ya. Nasıl yok para ya? Burada para var dayı. Allah Allah. Ne oldu dayı? Neden çalışmıyor bu dayı? Oğlum para var ya. Teslimat ya. Allah Allah Allah. Allah.
fazla olduğu için mi acaba? Yani ben anlamadım. Yok. Ya da dur ya. Aa geri gel. Of bir de geri gelecek oradan. Teslimat yap. Bunlara ben mi koyacağım tek tek para? Kaç koyacağım bunlara ben para? Tamam koydum ha. Ha depolama 1000'miş zaten. Abi hepsi ben mi koyacağım 1000 lira. Oyda. Ha depoya koy işte abi. Depo götürsün anasını satayım ya. Teğmen al bir tane ya. Ha. Bu ne anlaşma yap avantajı varmış. Sonra. Ha teslimat. Tamam bunu. Bir tek bu. Bu arada bu depoya ulan ya. Para götürür evinle. Böyle bunları tek tek koyacağım galiba. Nasıl yapıyorduk ya? Ben hatırlamaya çalışıyorum şu anda. Şöyle koy abi. Günlük bir zaten ya. O yüzden bir kere yapsam epey götürür zaten bunları diye düşünüyorum. Düşünüyorum yani. Hepsi çıkıyor. Tamam hepsi de çıkıyor. Bunda niye yok? İşte para yok abi. Bir de inşaat edelim. Aynen inşaat. Man para. 130 kaldı. Tamam bunu da teslim edelim. Sonra gidelim. Para getirelim şuraya. Dayı para getiriyor buraya işte. Getiriyor abi işte para. Neyse halledeceğim o işi. Şöyle denize kıyısı olsam yok olmaz. Şöyle tam böyle koyalım işte ya. Şimdi burada da para ister şimdi. Şimdi buraya para getirecektik.
Kapı operasyonunuzun boyutu yakındaki insanlara korku salıyor. Paralarının zaten azaldığını ve çok büyürsek mallarını satacak birini bulamayacaklar endişesi söylüyor. Ne yapayım yani? Korkuyu nerede gördük? Ya 5000 dolarlık mal alalım madem, tamam. Sisi yo. Şimdi teslimat yap. Satalım abi azıcık. Şimdi azıcık satalım yani, değil mi? Baso çünkü para lazım. Para lazım abi. Şimdi bakalım 18 miymiş? Aaa 18 miymiş? Ha ben bu para işlemi nasıl alıyordum ya? Nasıl ya? Bir şeyimiz yok mu? Ne oldu? Aha. Aha saldırıyorlar. Avuuu. Gardiyan. Eyvah 4-12. Sıçtık. Bunlar yener abi. Aa izin alacaktı. Teğmen gel buraya gel. 7-12. Nasıl teğmen oluyordum abi daha? Sayıda çalışma var abi. Daha yeniyiz bile ya. Abi yenisi nasıl olduk ya? Demirim. Nasıl olduk be? Şimdi burası bina. Yo, nerede? Ekonomi. Bina lisesi. Temel lisesi. Tam temel lisesi de. Profil açtıysam ne yapacağım yani ben bunu? Bizi Allah Allah. Yenildik oğlum biz bunu. Değil mi? Oyunun direkt başına böyle bir şey olması. Allah Allah. Kötü oldu bak bu bizim için. Bir dayı bak var ya, para yok yani. Ben bunu nasıl hallettim ya geçen de? Kaybettik abi. Oyun GG değil mi? Aynen. İmparatorluğu yıkıldı. Daha kurulmadı ki abi. Nasıl yıkılsın yani? Neyse arkadaşlar. Bak bu bölüm 1'i de burada bitirelim. Bölüm 2'de devam edelim tekrardan. Çünkü hiçbir şey yapmadık. Tekrardan halledeceğiz. Halledeceğiz bu sefer.